Ben Kerim, selamünaleyküm. Ben Gemli, hepiniz oyuncu çip günlüğüne hoş geldiniz efendim. Bugün ETS2'de Ayşe Reis'le birlikte trafik polisi oluyoruz. Devrem hoş geldin ya. Hoş buldum Devrem. Bilmem farkında mısın, ben senin ortağın oluyorum. Aşkın oluyorum, Devren oluyorum. Her şeyin oluyorum ya. Hani neredesin, yanımda yoksun Devrem, göremiyorum seni. Bak şu karşıdaki AVM'yi görüyor musun? Tam olarak oradayım. İki tane kahve kapıyorum. Geliyorum, ayılalım ki görevimizi layığınca yapalım diye düşündüm. Tamam gülüm, sen git kap gelen ben kahveleri. Ben de arabayı birazcık ön tarafa çekeyim. Birazcık GBT kontrolü falan yapalım insanlara. Ayşuriz, kahveyi falan boş ver. Ben sana buradan TC'yi okuyacağım. Sen hemen yaz bakayım, GBT'de bir problem var mı? Tamam, oku bakalım. Beyefendi, kimliğinizi, ehliyeti ve ruhsatınız... Araba... Ayşe, arabayı niye geri kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Öpeyi kapatmışsın ya. Adamda bir şey yok. Çocukları bile arkaya oturtmuş. Emniyet kemerinde takmış. Bir sorun yok. Görmedim yani bir sorun. Trafik kapanmıştı çünkü işlemiyordu. Anladın mı? Gel buraya şu kahveyi iç. Ayıl kendine gel. Tamam da trafiği kapatan bizim zaten trafik polisi. Tamam kapatma işte ya. Sabahın ilk saatleri işe geç kalacaklar. Gel şu kahveni iç. Allah Allah. İlla kapatayım mı ulan burayı? Aha! Trafik polisi kazanıyor. Arabayı da öyle bir park etmişsin ki arkamızdan geçiyorlar. Ulan var ya, adam çocuklarını okula götürüyordu ha. Ona mı şey yapıyorsun sen? Git şu kamyona yap. Ey çocuğum, bugün bir ihbar aldık. Bu yoldan kaçak mal taşıyan otobüs şoförlere geçecekmiş. Belki de kamyon şoförü geçecek. Nereden biliyorsun otobüs olduğunu? Ambulans mı lan o? Ambulansı niye bekletiyor bu otobüs? Gel abicim, gel ambulansı. O bir gelsin buraya, ben onu yapacağım biliyorum. Hanımefendi, ehliyet ruhsat görebilir miyim? Ey çocuğum, kimliği okuyorum sana. 486 4512 27 15 38. Bakıyorum. Bir bak bakalım. Abla bir sakin ol. Nereye yetişeceksin? Ne acelen var senin ya? Temiz gönder. Ey çocuğum, yolu aç şöyle yavaş yavaş. Güle güle. Ne öyle? Çevirmeden mi kaçmaya çalışıyorsun? Ben var ya, sen kimliği gönder, bütün yolcuları da bakacağım otobüse binip. Kimliği söylüyorum hemen. 386 725 47 48 26 14 reis. Bakıyorum. Ulan var ya, bunun daha önce ehliyeti alınmış ha, 6 ay. Sen in bakayım bir, evet, aşağıya abicim ya. Buna bir ceza kesilir ha. Beyefendi, sizin ehliyetinizi, ruhsatınızı alabilir miyim? Keltoş abicim, korna çalma bak. Trafik polisine korna çalınmaz. Ben mi öğreteyim sana bunu? Şimdi beyefendi, ehliyetiniz daha önce 3 ay süreliğine alınmış. Arabanızda yasa dışı bir madde bulundurmuşsunuz ve bu maddeyle araba kullanmışsınız. Şimdi şu elindeki cihazı üfler misiniz? Oğlum kahvaltı da yapmamış, bunun ağzı kokuyor sabah sabah ya. Herhangi bir promil çıkmadı beyefendi. Buyurun. Şu yolu aç. Hiç açmak istemedim ama açtım. Şucuğum, ambulansa da yol verdiğimize göre buradaki görevimiz bitti. Saat kaç oldu bu arada? Paydos ettik mi? Etmedik, daha yeni başladık işe ya. Ya ne bileyim, zaman geçmiyor ben şu ya. Bir saatimiz var öğlen arasına. O zaman gidelim şu arka yola bakalım. Orada hep kaza oluyor biliyor musun? Vay be Devrem Ayşe, kim derdi ki sen polis olacaksın be? Hep benden kopya çekerdin ha polis okulunda. Ulan ben senden kopya çekiyordum? Asıl sen benden kopya çekiyordun. Ben olmasam polis olamıyordum. Reis, sol tarafta ne oluyor ya? Bir olay var. Devreler bizim orada. Hasan abiyi gördüm. Oraya bir bakalım ya. Bir bakalım ya. Kemal komiser de orada mıydı, gördün mü? Onu göremedim, seçemedim. Bir gidelim, yaklaşalım. Biz de şekilli şukullu girelim bari. Selamünaleyküm. Devrem. Vallahi burada bayağı büyük bir olay dönüyor çünkü 3 tane araba var. Devrem, hayırdır, mevzu ne? Yapma ya. Araba uçurumdan mı uçtu? Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Kemal komiser arkada mı? Şu ben binip bakıyorum, sen burada arabaya göz kulak ol ha. Hasan abi çok sinirli, sakın ona sorma tamam mı? Tamam, ben bir Kemal komiseri göreceğim. Benim polis okulundan komiserim de, biliyor musun? Allah Allah. Ya ben de şu ay şöyle devreyim, biliyor musun? Hiç olmak istemiyordum. Zorla bizi ekip arkadaşı yaptılar. Yapacak bir şey yok. Ben sizin ekibe katılmak çok istiyordum da işte. Vay Kemal komiserim. Işık gözüm alıyor da şu anda. Aynen. En sevdiğiniz öğrenci. Siz beni sevmiyor muydunuz? Tamam komiserim. Var mı benim yapabileceğim bir şey? En gözde öğrenciniz Ayşe mu? Tamam. Benim yapabileceğim bir şey yoksa helikopter de uçuyormuş tepemizde. Ben helikopter polisi olmak istiyordum ama sağlık olsun. Tamam komiserim, sağ olun. Arabaya binin ben en iyisi. Sen ne diyordun ya az önce? Sesin gelmiyor mu sandın? Cam açıktı, biliyorsun değil mi bunu? Bir şey demiyordum. Kemal komiser bayağı selam söyledi sana. Ya dedi ki Allah sabır versin. Aleyküm selam. O konuya geleceğim de. Sen orada ne konuşuyordun? Bana ben dedi size ki, devre olmak istiyordum da Ayşe'yle devre yaptılar da falan filan. İn lan arabadan. Ya ben niye iniyorum be hanımefendi? Hanımefendi lütfen. Ayrıca Kemal komiserin de en gözde öğrencisi bendim. Duydun mu bunu da? Ya söyledi mi sana?
tam tersi bana ne dedi biliyor musun? Allah sana sabır versin dedi. Şöyle ekip arkadaşı olmak çok zor dedi. Dikkat et dedi kendine sadece. Vallahi çok şanslı bir insansın demiştir. Başka da hiçbir şey dememişti. Neyse biz yolumuza çıkalım. Görevlerimizi kaçırmamamız gerekiyor. Selamünaleyküm. Ne olayı var burada gençler? Bir problem yok değil mi? Tamam beyler, kolay gelsin. Adam sarhoş. Adam sarhoş. Ne sarhoşu reis, o bizim İlyas komiser. Saçmalama. Beyler kolay gelsin. Komiserime çok selam söyleyin. Bak devrelerim beni hep. Dikkat edin de bak sollama yapıyor. Şimdi ben bunu ceza kesmez miyim ya? Şu polis de yani. Biz de polisiz kardeşim. Tamam da bir yere yetişmeye çalışıyor. Görmüyor musun? Ama sinyal vermeden gidiyor ya. Sinyalini vermesi lazım. Ayşo beni Hilmi komiser arıyor. Aç bakayım ne diyecek? Önemli bir şey olmasa aramaz bu saatte. Hilmi komiseri bu arada bizim ekip amirimiz de arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. Neyse açın bakayım. Alo. Efendim komiserim. Görev yerimize doğru gidiyoruz şu anda. Ayşo ile birlikteyiz evet. Görev yerimiz değişti mi? Niye komiserim? Doğru. Doğru, benim niye diye sormamam gerekiyor değil mi? Tamam komiserim, hemen intikal ediyoruz Ankara'ya doğru değil mi? Aşk otogarına gitmemiz gerekiyor, anladım. Tamam komiserim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Ayşo, hep senin yüzünden azar işitiyorum ha. Cidden ne senin ne? Yüzünden. Bana diyor ki siz niye görev yerinizden erken ayrıldınız diyor. Sizi şu anda Ankara'ya doğru yolluyorum diyor. Oraya yeni görev çıkartmış. Senin yüzünden karnım aç, kebapçıya gidelim demedin mi? Kebapçıya gidelim dedim de gülüp iki dakika arabanın başında dursaydın da. Benim de karnım acıktı, ben insan değil miyim? Ya tamam gülüp önce ben gidecektim. Ben döndüğüm zaman sen gidecektin. Nasıl işte ya, Ankara'ya gidiyoruz. Görev yeri neresiyse biz orada bulunmak zorundayız. Ayşo sana bir soru, bu köprünün ismi ne? Ne bileyim ben ya. Sen niye bana trip atıyorsun? Ben seninle konuşmuyorum. Ya niye konuşmuyorsun, niye? Orada polis memuru arkadaşlara söylediğini duydum ben. Benle devre olmak istemiyor musun? Zorla mı yaptım lan seni? Hayır be hayatım, niye devre olmak istemiyorsun? Şimdi hayatım oldu. Ben Hilmi komiseri arıyorum ya. Ben diyeceğim arama. Ki ben Ankara'ya gitmek istemiyorum. Ayşo arama arama ya. Vallahi kızlar sana ne laf der. Ben İyi akşamlar Hilmi komiserim. Sus. Yok yok, bir şey demedi komiserim. Şey diyecektim, ben Ankara'ya gitmesem olur mu? Görev yerim burası kalsa. Olmaz mı? Ayşo, neden? Olmaz olmaz, gitmemiz gerekiyor. Ya bensiz başaramaz mı? Bensiz yapamaz diyorsunuz. Yanında ben olmalıyım yani. Bütün yetki bana mı ait? Tamam Hilmi komiserim. Tamamdır. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Duydun mu? Yoksa bir duydum. Daha tekrarlayayım mı? Duymaz olaydım. Bizim benzin bitiyor, sen farkında mısın? Beni hiç alakadar etmez. Bütün yetki sende dedi. O sensiz dedi. Gidemez dedi. Sen yanında olmalısın dedi. Biz yandık ki. Biz bu benzinle nereye gideceğiz? Benzinle çek. Benzinlik mi var reis ya? Karnım da acıktı ya. Bir çorbacı, bir kebapçı, bir tost most bir şey alalım yol üzeri ya. Aha benzin bitti. Ayşe şu anda benzinimiz bittiği için bütün trafiği kilitlemiş bulunmaktayız. Aradım şu anda acil yakıt hizmetini arkadaşlar. Sabaha karşı gelecekmiş. Yani bizim göreve yetişmemiz gerekiyor. Aciliyetimiz var belki. Bizim göreve yetişmemiz gerekiyor da bunca insanın bizim yüzümüzden şu an yolundan olduğunu farkında mısın? Git onlarla bir konuşur musun? Yapacak bir şey yok gülüm. Sabah olsun yakıtımız gelsin anca öyle. Yani gece arabada yatmak zorunda kaldık. Bizimle birlikte şu arkadaşı bütün insanlar da arabada yatmak zorunda kaldı. Şimdi ben arabada iniyorum, bütün hepsine helallik isteyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın, hepinizden özür diliyoruz ama bizim suçumuz yoktu. Ne oluyor ya, niye bu kadar fazla trafik oluşmuş burada? Geceden beri burada olduğumuz için olabilir mi acaba? Geceden beri bir Allah'ın kulu inip de bize bir tane bile benzin vermedi. Bir litre benzin versiniz, biz belki yolu açacağız, kenara çekeceğiz arabayı. Demek ki yoktu. Hilmi komiser de seni aradı uyurken. Açamadım ben korkudan şahsen. Niye açamadın korkudan? Niye mi? Trafiği kapattığımızı öğrenmiş. Bütün herkes aramış. Niye olabilir mi? Bence ara dön. Ben ne diyeceğim şimdi Hilmi komisere? Yandık ya. Vallahi yandık. Benzinlik yok. Acil yakıt hizmeti de getirmiş bize 2 litre benzin. 2 litre benzin olan bizi şu tünele kadar bile çıkartmaz ya. Şu an var ya, arkadakiler bize dua ediyor. Dua mı ediyor? Başka bir şey mi? Ben bilmiyorum ama neyse. En çok istediğim şeylerden biri de hep polis olmadan önce bu tünellerin içerisinde siren açmaktı. Ve şu anda o hayalimi gerçekleştiriyorum. Oh! Yalnız güzel ha, yağmurlu hava böyle yolculuk. Vallahi şu güzel de işte. Neyse. Sen şu Hilmi komisere dönsene, korkuyorsun biliyorum ama dönmek zorundasın. Alo Hilmi komiserim, saygılar.
Tamam anladım, çok sinirlisiniz ama benim bir suçum yok inanın. Elşon'un suçu İlmi komiserim, benim de suçum olabilir, gözünüzü sevdiğim. Ulan arabayı ben mi kullanıyordum İlmi komiserim, yalan söylüyor ya. Tamam ben arabayı kenara çekmek istedim ama benim gece uykum geldiği için Elşon şoför koltuğuna oturtturdum. Elşon kullandığı için mazot bittiği zaman Elşon şoför koltuğundaydı, yani ben değildim. Yalanın beni bin para ya. Trafikte vali mi vardı? Bizim yüzümüzden vali programına geç mi kaldı? Tamam. Özür dilerim komiserim. Ama tek sorumlusu Elşo'da, bunu bilmenizi isterim. Saygılar komiserim. Saygılar. Ulan sen her topa niye beni atıyorsun lan? Elşo arkada vali varmış. Duydum hepsini de. Sen niye beni suçluyorsun? Ben mi vardım direksiyonda? Sen yok muydun ya? He? Ne vardı? Yine benzin bitti. Biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana onu söyle bak. Ulan bak. Senin yüzünden bütün komiserler bana düşman olacak. Ben ilk fırsatta değiştiriyorum görevimi, görev yerimi, görev arkadaşımı, hepsini. Elşo inip arabayı iter misin arkadan, sana zahmet? Ya koskoca trafik polisi ben. Ayşo araba iteceğim ha. Ulan geç sen bunları. Koskoca trafik polisin de ben deyim koskoca. Bir Allah'ın kulu yardım etmiyor ya. Biz böyle Ankara'ya nasıl gideceğiz ya? Trafik polisi olmamız ayrı bir sıkıntıydı. Yolda kalmamız ayrı bir sıkıntı. Neden bunlar başımıza geliyor sence? Acaba neden? Neyse ben şöyle acaba neden? Senin yüzünden. Çekim. Acil yakıt hizmetini tekrardan arayalım. Bize şöyle bir 2 litre daha benzin getirsin. Oh! Araba kendisine geldi be. Arabanın karnı aç. Bizim karnımız aç. Ulan ne yapıyorsun? Dur bakayım sen mi? Dur bakayım. Dur. Ona bir ceza kes direkt. Ben şu yolu bir kilitleyeyim. Gel korkma gel. Oğlum gelsene. Yağmur da aşağı inmek istemiyorum biliyor musun? Kardeşim insene lan arabadan. Ben bir şunun yanına yaklaşayım bakayım Ayşo ya. Hayırdır? Ayşo kaçıyor. Allah'ım kaçma. Bas takip. Allah! Uçuruma girdim. Tamam pardon onu yakalayacağım şimdi. Abicim bir tane işini düzgün yap bas. Ayşo silahını çeksen. Bunlar var ya silahlı olabilir. Ben onu yakaladım. Sireni sen aç. Bana güven. Sireni aç. Abicim gitti. Onun hangi yoldan gitti? Plakasını aldın mı? Sağdan gidiyor. Gördüm. 22EZ982 kenara çek aslanım. Gel sizden geçiyorum bunu. Plakayı. Tamam sen gel şimdi bakayım buraya. Ablacığım ehliyetini aldım senin. Arabana da bir sene boyunca trafikten men ediyorum. Şu an beni takmıyor olabilirsin ama. O karı deli mi ya? Deli mi bu? Bence şu adamla bir konuş. Bu kaçırılıyor ha. Beyefendi araçta zorla tutuluyorsunuz, bana göz kırpın. Kırpmıyor şu. Adam bayıltılmış, şoka girmiş gibi baksana. Neyse ben bu kadına cezasını kestim. Öyle bir daha trafik polisine saygısızlık yapmayacak. Hiçbir polise saygısızlık yapmayacak. Biz az önce kaza da yaptık bunun yüzünden. Farkında mısın? Yüklü bir ceza yazdın mı buna? Yazdım da reis. Bunların hepsi bizim maaşımızdan kesilecek. Sen biliyorsun değil mi? Benim maaşımdan kesemeyecek. Arabayı sen kullandığın için senin maaşından kesilecek. Bak mesela. Biz görevden atılacağız en sonunda senin yüzünden ya. Elşo niye atılalım? Hayatımın anlamı niye atılalım? Beni trene sokma, benzin almaya geldik herhalde buraya. Elşo biz böyle Ankara'ya nasıl varacağız ya? Yandık ya, ben sana diyeyim. Varamayacağız zaten bu gidişle. Trafik polisi misin yoksa trafiği katleden bir canavar mısın, ben anlamadım. Bir sus bakayım, telsizden anons ediyorlar ha. Ne diyorlar? Ne diyor ya bu? Abicim anlaşılır, konuşan birinde koysanız da şu telsizin başına, siz ne yapıyorsunuz be? Yok, hava yağmurluyor herhalde, çekmiyor, bir sıkıntı var. Ne diyor? Siyah bir tankeri diyor, durdurun diyor herhalde şu, ben sana diyeyim. Ben de öyle siyah falan bir şeyler duydum ama tanker mi, kamyon mu, otobüs mü anlamadım. Abicim ne yapıyorsun, kırmızılı bak, ben şimdi bu inip... Gel buraya sen gel. Hem bana kaza yaptırdın. Elşo kaçıyor. Bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda. Suçun tam merkezinde. Aydın Elşo. Ulan kulaklarım gitti. Elşo acı ateş et. Tekerleri de patlat bunun. Ulan niye ateş ediyorum? Önünü kes. Allah! Elşo iyi misin? Elşo kolayla döküm. Elşo iyi misin? Elşo! 25-80 merkez Ankara Kızılcahamam D5 yolunda kaza yaptık. Büyük bir kaza. Memur Elşo yaralı, acil desteğe ihtiyacımız var. Memur Elşo yaralı. Elşo aç gözünü Elşo! Elşo gel kız buraya, hastaneden mi çıktın sen şapçelik şey, çok korkuttun la beni. Beni var ya gebertirim şimdi, zaten boynumda boyunluk var, sana dönemiyorum, dönsem şöyle bir çakacağım ağzına. Ama benim suçum yok ki ya. Usar mısın bak, sarsma arabayı, sakın sarsma, boynumda boyunluk var. Beni sağ salim şu Ankara'ya götür, sonra da görmek istemiyorum ne bu arabayı ne seni.
Niye? Hani yaşamak da ölmekteki bir şeydi ha? Ulan ben yalnız ölüyordum, farkında mısın? Ben yalnız yaşarım, yalnız gezerim, yalnız ölürüm diyorsun ha? Sen Abdülley misin? Ulan beni delirtme, Kurtlar Vadisi'ne bağladı yine ya. Şu an var ya, çok canım acıyor. Çok sinirliyim, dua et. Sen görevden atılma diye Hilmi komiseri aramadım. Bizzat söylemedim. Kaza dedim, bizim suçumuz değil dedim. Ama bak, bizim suçumuz söylerim. Doğru söyle. Ulan bizim değil zaten, senin suçundu. Ayşe sen uyusana, bir Ankara'ya daha var. Sen dinlen birazcık. Susar mısın? Sesinden uyuyamıyorum. Sus artık. Ayıp ediyorsun ha şu anda. Sus. Hani sinirliyim sana ya. Yaşamak da ölmek de ekip işi diye. Ay başlayacağım ekip işine de şey işine de. Ekip mi ekip değilim ben seninle ya. Bak beni bağırtma, boynum acıyor. 7/24 Arka Sokakları izlemesini biliyordum. Adanalı'yı izlemesini biliyordum. Lan ben Adanalı'yı izliyordum da oradaki Maraz Ali benim lan. Sen misin? Maraz Ali benim lan. Fark var seninle benim aramda, ince bir fark var. İyi ile kötü arasında dur bak. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış ve hiç kimse konuşmamış. Bak şimdi bak. Bak. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Allah. Doğrularla yüzleşmek istiyor musun? Bir dakika reis. Doğrularla yüzleşmek istiyorum da bizim benzin niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Senden olsa olsa... Olsa olsa Adanalı'daki Fiko olur lan. Fiko mu? Bak polis olarak tüm yetkilere sahip olduğumu hissediyorum şu anda. Ters yöne girdim. Ters yönden şöyle gidip şu tıra çarpmadan. Hop sola. Tamam sıkıntı yok, problem yok. Şuradan yolun karşısına geçiyoruz. Ve buradan benzinimizi dolduruyoruz. Ha mazot bitti. Tam yerinde bitmedi mi? Hadi oğlum lan. Hadi oğlum girdin lan. Hoppala. İşte bu ya. Şu an var ya, aşırı ağrım var. Eczane falan yok mu ya? Bir hap alalım. Eczane buluruz. Ankara'ya bir girelim hele. Ben seni... Ulan bana gülüm diye de gülün ömrü az olur oldu ha. Yok mu burada bir tamirci mamirci, aracın uzun yol bakımlarını yaptıralım be? Ben diyorum eczane yok mu? O diyor tamirci yok mu? İşte. Bana verdi değer görüyorsunuz kankiler. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Şu an her like Ayşe Reis'e geçmiş olsundur. Sizi seviyorum. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sen aç mısın? Dinlenme testine duralım mı? Bir şey yiyeceğim mi Reis? Ha, şimdi böyle konuştum diye hiç bana iyi davranma. Herkes gördü. Lütfen bir daha da o şarkıyı söylemezsen sevinirim. Hangi şarkıyı? Bambaşka 1500, bir şehir var. Bir dakika. 1500 bölüm izledim. Arka sokaklardan biri. Bir dakika. Nasıl Mesut komiser gibi biliyor muyum? Valla. Ondan daha kötüsü. Allah. Ah be Ayşo. Ah be kızım ya. Ah be Suat be. Allah Allah. Mesut'un ne ara şey oldun, Hüseyin Çoban oldun? Hüseyin Çoban ben. Ulan 40 yıllık Arka Sokaklar izleyicisiyim. Hüseyin Çoban demedim. Bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpsın, sabahtır adını düşünüyorum. Adı aklıma gelmedi dedim. Heyli bir şeydi. Hüseyin'dir herhalde. Ulan Hüseyin Çoban ne lan? Ben farkında mısın bilmiyorum da Suat değilim. Ben şu an senin devrenim. Ah be devrem be. Ah be kızım be. Bir sus be. Başımın ötürü yedin be. Sus be. Keşke boynuma boyunduk değil de ağzıma bant mı taktılar? Vallahi billahi ya. Bizi mahvettin. Biz böyle Ankara'ya zaten gidemeyiz ki. Yazıklar olsun. Bu yol uzadıkça uzuyor. Niye varamadık ben anlamadım. Araba motor arızası da vermeye başladı. Yolda bari bir tamirci bulalım da tamirciye çekelim. Şaka maka hızımızı şu anda 200'e çıkartıyorum. Haberin olsun da. Kemerlerini bağla. Sen canavarsın ya. Trafik katleden bir trafik polisisin. Abi! İyi! Ayşe iyi misin? Ayşe iyi misin? Ayşe! Uyan gözünü seveyim uyan. Ulan yardım edin Ayşe oğlu, beş kulakları neye bakıyorsunuz lan? Of boynum! Of! Ayşe dur Ayşe. Tamirci gidiyoruz. Kolum da çok kötü. Ne Ankara'ymış biz böyle, Ankara'ya öyle biraz zor gideriz. Ulan kolum kırıldı herhalde. Her tarafım ağrıyor ya. Bak benim Ankara'ya gidecek halim kalmadı. Lütfen bir hastaneye çek. Yeter yani, istemiyorum Ankara falan. Ama demek ki o kadar hızlı gidiyormuşuz ki. Direksiyonu az bir şey çevirdim. Araba uçtu ya. Ulan bu arabada sadece ben mi varım? Niye benim bir yerim kırılıyor sadece?
Ya gülüm şimdi. Sus bana gülüm deme. Aç yol, aç ticari, aç. Aç, aç. Benle de şu saatten sonra muhatap olma. Beni hastaneye at, sonra ne yapıyorsan yap. Az kaldı, bunun ilerisi Ankara ya. Rahat ol sen. Sen beni tek parça olarak götüremedin ya Ankara'ya. Bu da senin sorunun. Bak tüm Türkiye geldik. Burada şimdi aracımızın servisini yapacağız. Bakımlarını yapacağız. Bak tertemiz olduk. Cillop gibi olduk ya. Tamam. Burayla da işimiz bitti. Bak Bolu'ya girdik ya. Ben seninle konuşmuyorum. Muhatap dahi olmuyorum. Bilmem farkında mısın? Niye? Ben sana ne yaptım? Her tarafım ağrıyor. Kırık dökük her tarafım. Ben bunun sorumlusu ben miyim? Yok. Yok, şimdi bir şey verdim de sorumlusu kim? Ulan kaç tane mevsim değişti. Ne yağmurları yağdı bitti. Biz hala gelemedik Ankara'ya ya gülüm. 10 tane kaza yaptık hem senin yüzünden. Beni konuşturuyorsun burada, lafa tutuyorsun. Ayşe'nin kırılmadık kemiği kalmadı değil mi? Bunları da eklersen sevinirim. Ayşe'yi ben hastaneye yetiştireceğim. En kral başkentimizdeki hastane. Ya devrem biz de polisiz, bize ne çalıyorsun sen ya? Sen hastaneye beni götürene kadar var ya. Benim kemiklerim kendiliğinden iyileşir lan. Ayşe, kemiklerin kendiliğinden iyileşir de burada ne oluyor? Dur bakayım, ben bu devreyi nereden tanıyorum ya? Uzaktan böyle siması yabancı gelmiyor ama. Necmi değil mi o? Neyse. Ben bizim Necmi'ye benzettim de polis okulunda bana 100 lira borcu vardı. Hala vermedi, neyse. Koskoca polis oldun, hala 100 liranın peşinde misin? Lan İsmail! İsmail seni otoyol polisi mi yaptılar lan? Ayşe bu İsmail kim biliyor musun? Kim? Polis okulundayken annesi köyden buna tereyağı yolluyor, tamam mı? Dolabına saklıyor bu tereyağını. Hani Kemal Sunal'ın filminde vardı ya, adam sınıfında. Ben de diyecektim ki çok mu Şaban filmi izledin? Şaban filmi ne ya? Adam sınıfına da Şaban filmi demezsin be. Allah, yıldırım falan da düşüyor ya. Bizde bu şans varken kafamıza yıldırım da düşer abi. Ben azıcık kestiriyorum. Kaza yapma, tamam mı? Tamam tamam, ben çakalları da yaktım. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Rahat ol. Bir şey olursa beni uyandırırsın. Emriniz olur hanımefendi. Anne konuşma. Oğlum yolu açın lan. Bak beni sıkıştırdı. Sen şimdi sağa çekiyorsun. Ticari. Ticari otobüs şoförü, sağa çek çabuk. Bambaşka lan, abi. Lan kulağımın dibinde bağırma lan. Dur Ayşe, Ayşe operasyona çıkmayacağız, sen ne diyorsun? Bak araba kaçıyor ya. Ayşe silahını çek. Silah kestirecektim silahımı. Silah tutacak kolum mu kaldı lan benim? Ayşe silahını çek, silahını. Çekemem lan, kolum yok. Bambaşka bir şehir var. Tamam. Sen şimdi ne yapacaksın kral? Ne benim önüme kırıyorsun lan arabaya? Hadi çıkar bakayım ehliyet ruhsatı. Çabuk. Ayşe bunun GBD'sine bakar mısın? Bakamam. Halim yok. Her tarafım kırık. Tamam ben bakarım. Bekle, bizim İsmail'i arayayım şu arkadaki. Bunda numarası neydi ki ya? Polis okulundan tereyağı İsmail. Buldum. Alo İsmail! Kardeşim nasılsın? Ya yok yok, bir şey olmadı da. Ya sana bir GBT atsam bakabilir misin be kardeşim? Bakamaz mısın? Ya kral dalga geçtim de, şakasına takılıyoruz oğlum. Sen okulda da böyleydi, sen çok alıngansın ha. Ayıp ettim bak şimdi. Ama niye bana sövüyorsun? Ayşe benim suratıma kapattı İsmail. İyi etmiş. Oğlum bak, senin geçmene izin veriyorum bu seferlik. Tipe baksana, korkutucu bir tipi var ya. Yolcular uyuyor. Daha fazla trafiği meşgul etmeden bence biz gidelim. Yoksa bu olay da ilmi komisere giderse, gülüm yanlış anlamam, meslekteki son günümüz olabilir. Tamam ben birazcık kestireyim mi? Allah aşkına bir sus da kestireyim artık ya. Ayşe'yiz, az kaldı az kaldı, geldik bak Aşlı Otogarı'na. Ankara'nın sınırları içerisindeyiz ya. Sanarsın Hakkari'ye gittik var ya, 3 saatlik yolu 15 saattir anca gelebildik. Ben sana hiçbir şey demiyorum artık. Ama diyecek senin yüzünden... bir şey bulamıyorum. Benim yüzümden mi? Neyse ben susuyorum. Zaten şu arabadan indikten sonra gideceğim, anlatacağım. Gerek babama, gerek ilmi komisere, gerek devre arkadaşlarımıza. Hepsine, anladın mı? Şu an yaptığın cidden ayıp. 06 Necdet 300 Emel, duyuyor musun lan beni? Devam et kardeşim. Devam et. Bekleme yapma böyle durak kenarında. Şu ocak başında ızgara yememiz yok mu be? He kız ne diyor? Hastane yok mu ya burada, hastane? Bak kuru fasulyeci de var. Bunu yersen var ya. Ay sana var. Eczaneden ne istiyorsun? Ben hiçbir şey yemiyorum. Git sen kendini doyur. Tamam, eczane kapalı görmüyor musun? Nöbetçi eczane değil bu. O zaman
Ankara otogara bir girişimiz olacak reis. Şimdi aç diye hoş gel. Tabii ki bu olmaması gereken bir durumdu. Ama bir girişimiz oldu. Olacak. Bir de benim tek başıma buradan çıkışım olacak. Easy. Aç 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 kapıyı reisin efendi aç. Bizi görüyor uzaktan. Çakallarımızı da görüyor, açmıyor ya. Bizim görev yeri neresi? Şimdi otogarda mı duracağız reis? Daha onu da öğrenememişsin ya, ne diyeyim ben sana. Otogara çıkmamız için bizim şuradan, aha bak, otobüsün yolunu takip etmemiz gerekiyor herhalde. Navigasyonu açsana, navigasyonu. Navigasyona gerek yok, herkes yolunda. Aynen, bu saatten sonra herkes yolunda. Tamam. Bunu ben bir sollarsam... Dikkat et, yolumuz denk düşmesin ha. Sen cidden benimle ortaklığı bitiriyor musun? Ben seninle her şeyi bitiriyorum. Ulan her tarafım ağrıdan ölüyor lan. Sen buna bile inanmıyorsun ya. Numara yapıyorsun diyorsun bana ya. Geldik geldik. Bu arada arkadaşlar, açtığı ilk defa geliyoruz. Bakalım nasıl. Gelene kadar bayağı meşakkatli yollardan geçtik ama. Kardeş inşallah burada durmazsın. Hadi hadi hadi, aç yolu aç. Bu ne yapıyor lan? Bir şey mi kullanıyor fotoğraf reis çekiyor. Bu? Lan ne fotoğrafı? Fotoğraf çekiyor. Fotoğraf değil mi elindeki? Başka bir şey sandım ben bunu. Neyse. Evet. Geldik yeni görev yerimize. Bu arada Aşti'nin var ya, birebir aynısını yapmışlar. Ben Ankara Otogar'a çok gittim. Aynısı. Birebir aynısı arkadaşlar. Buradan bir de gündüz gözüyle görmek istiyoruz. O zaman şurada bir kestirelim. Bir de Ankara Otogar'ın gündüz halini görelim kankiler. Bu ne yapıyor lan yanımızda? Efendim abla. Ablacım ya, cama ne vuruyorsun, uyuyorduk şurada ya. Vallahi ya, vır 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 vuruyorsun. Burası durak yeri değil mi? Tamam abla da biz de yani memuruz biliyor musun? Görevden geldik bak. Hani ayıp değil mi senin bu yaptığın? Lan çıkıyoruz be. Çıktık. Ablacım biz normal polis değiliz. Trafik polisiyiz. Okuma yazman yok mu senin? Vallahi billahi ya. Arkadaşlar bir daha işte otogara tepeden bakalım gündüz vakti. Cidden birebir aynısı her reis. Harbiden aynısını yapmışlar aşkım. Neyse bu arabayı bir tamire götürelim. Alt tarafta falan tamirci yok mu? Ya nerede bu tamirci? Ay şu bir sağına soluna baksana hayatım. Galiba şurada bak, otomotiv yazıyor. Otomotiv diyor harbiden. Araç var ya, araç perde çıktı ya. Aha burasıymış. Şuraya çıkarırsak arabayı rahat rahat, kazasız belasız. Tamam. Hop. Zınk. Yeni görev yerimizde arkadaşlar, aracımızı tamir ettirdik. Bence güzel bir video oldu. Trafik polisi olarak İstanbul'da başlayan serüvenimiz Ankara'ya kadar geldi. Ne diyorsun Ayşe Reis? Benim aşırı hoşuma giden bir video oldu. Rolüme de kendimi çok kaptırdım böyle. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açın. Bu senin gibi arabaya ya. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Reis, Hilmi komiser arabanın bu halini görse büyük ihtimal bizi polislikten kovar. Arkadaşlar ben bunu bir dahaki bölümde çıkarırım inşallah. Daha fazla ETS 2 videolarının, mod videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Haydi bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.